Öyleyse bugün gerçekten içinde bulunduğumuz nimetlerin kıymetini tam bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunu ifade edeyim dedim. Bana bir de açıklama geldi. Nurettin Yıldız'dan bazı şey ben kullanınca arkadaşlar da herhalde bir şeyler hemen yazıp karalayıp göndermişler. Şöyle söylüyor galiba. Peygamber öldüğünde eğer onun ifadesi ise bunlar Peygamber Efendimiz bile diyemiyor. Bazı mezhepsizler var. Abduh gibi, Afgani gibi, Hamidullah gibi. Hamidullah. Bunları televizyonlarda da anlatıyorum. Televizyonlarda. Bunları anlayan, bunları seven adamlar Abdülhamit Han'ın düşmanı oldu. Abdülhamit Han'ın can düşmanı oldu. Sevemedi, bilemedi. Sonradan tövbe etti diyor. Bir Hristiyan'ın bugün İslamiyet'e düşmanlığı Nurettin Yıldız gibi olamaz. Onu tanırsın, Hristiyandır, Yahudidir. Ama bu Müslümanın içerisinde evladını aldatıyor. Müslüman dinliyor sohbetini, Hristiyan değil. Dikkat edin. Çünkü ortak düşmana karşı beraber hareket etmek lazım. Ortak düşman Abdülhamit Han. Neden Osmanlı'nın bir nimet olduğunu elim ortamızdan şu nimetlerin elimizden alınverildiğini iyi anlayın. Bakın arkadaş gönderdiği için bir misal vereyim dedim. Misalsiz işleri de pek sevmiyorum. Çünkü biz bu ehl-i sünnete sahip çıkmazsak bir hikayeyle noktalayayım. Kimse sahip çıkmaz. Cenab-ı Hak bizden alır, İngiliz'e de verir, hizmet ettirir. İslam'ın en büyük düşmanını İslam yapar kudretinde. Hiç deme sakın. Peygamber öldüğünde geriye bir yüzük bile bırakmamış. Bunlar 14 ton altın kullanarak sarayının kapılarını boyatmışlar. Şimdi böyle diyor. Bu Nurettin Yıldız Osmanlı'ya çakıyor artık. Ya böyle. Böyle. Ya 14 ton altını nerede kullandı? Bu adamı bir şey biliyor zannetmeyin. Abdülhamit Han sarayında piyano çaldırıyordu. Aziz Mahmut Hüdayi de milleti irşad etsin diye İstanbul'a getirtiyordu. İkinci Abdülhamit Han kaç yılında yaşadı? 1900 değil mi? Aziz Mahmut Hüdayi? 1600. Nasıl oldu ya bu? Abdülhamit Han nasıl getirdi Aziz Mahmut Hüdayi'yi? He? Anlat bana. Aziz Mahmut Hüdayi de İstanbul'u. Cenab-ı Hak şaşırttığı kulunu, Anadolu'da bir söz var devamı ama ben söylemiyorum burada. İşte böyle adam bu hallere düşer işte. Abdülhamit dergaha gitmeye vakit bulamamış. Bakın piyano çalmaktan demin o şey. Onu da onların her birisi orası cihat meydanı dedim. Bunu bilmeyen adam onu anlayamaz neden olduğunu. Çünkü o insanlar geliyor. Kendisi o tiyatroyu da sinemayı da her birini kullanıyor. Ve Osmanlı bu kadar %100 şanına layık bir İslam devletiydi de Allah bunu haksız yere niye yıktı? Bakın işte. Ben de cevaplarını vermiş oldum. Eksik bırakılan yerlerin faturasını ödetiyor Allah. Bu adamları tanırsak tanınmayınca Abdülhamit Han gitti ve Akif bağırmaya başladı. Dikkat edin şimdi. Allah haksız yere niye yıktı? Şimdi Akif bağırıyor. O cihan savaşlarını, perişan halleri gördü. Kalk baba mezarından kalk. İslam aleminin haline bir bak diye bağırıyor. Kalmadı bir erkek diye bağırıyor. Ben de diyorum ki haşa zulmetmez kuluna hüdası. Herkesin çektiği kendi işinin cezası.